İkinci sırada EYT'li agalar var. Üçüncü sırada Türk gencinin değeri var. Arkadaşlar size söylüyor. Ben doğup büyüdüm bu topraklarda kendimi ötekileştirilmiş hissediyorum. Bedevi Fox'a e hoş geldin. Eyvallah. Şimdi mevzu şu arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı Cumhuriyet'in haberine göre. Bunun bir linki varsa linkini açalım ya. Haberi tam göstereyim eksik olmasın. şuradan bakalım. Cumhuriyet'in haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı Suriyeli öğrenciler için bu ay 5 günlük sürecek bir gençlik festivali düzenliyor. Biliyorsunuz Eskişehir'de düzenlenecek olan katılagalarını okuyacağım birazdan. Eskişehir'de düzenlenecek olan bir festival vardı. Bayağı milletin para verdiği, girdiği vesaire. Sözcü'nün haberi mi? Ben Cumhuriyet'te gördüm hocam. Sözcü'denmiş. Çok özür diliyorum. Burada da yazmışlar. Düzeltiyorum. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberiymiş. Eee Eskişehir'de düzenlenecek olan festival biliyorsunuz hiçbir sebep göstermeden valilik tarafından iptal edildi. 15 gün boyunca böyle bir etkinlik yapılması da iptal edildi. Şu an Eskişehir'de bu tarz bir eğlence vesaire düzenleyemiyorsunuz. Kısaca sebebi ne? Sebebi yok öyle canları sıkıldı çünkü. Öyle istiyorlar yapmanızı istemiyorlar. Bunun üzerine bugün böyle bir haber düştü. Milli Eğitim Bakanlığı mülteciler için maddi yardım programı fonu aracılığıyla finanse edilen mesleki ve teknik eğitim yoluyla sosyal ve ekonomik uyum projesi kapsamında Suriyeli gençler için bu ay 5 günlük gençlik festivali düzenleyecek. Meslek liselerinde okuyan Suriyeli gençlerden 600 kişinin katılacağı festival Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde yapılacak. Biraz daha şeyleri vereceğim detaylarını öğrendim. Sözcüden Deniz Ayhan'ın haberine göre şartnamede otelin 5 yıldızlı, alkolsüz, denize sıfır, ücretsiz plajı olan açık kapalı havuzu, spor ve fitness salonu olması istendi. Ayrıca oteldeki tüm yiyeceklerin helal olması da şartnameye eklendi. Maliyeti ise 4 milyon 653 bin TL. Festivale İstanbul, Kilis, Hatay, Adana, Gaziantep, Bursa, Şanlıurfa gibi illerdeki meslek liselerinden katılım olacak. 5 gün sürecek programın toplam maliyeti 4,5 milyon lira diyeyim ben yuvarlayıp. katılımcılara poryester, çanta, bloknot, kalem, hijyen kiti, bez maske, matara, rozet, Top, frisbee, yağmurluk, tişört, polar gibi hediyeler verilecek. Festivalde düzenlenecek etkinlikler arasında ise hazine hava, halat yarışı, çuval yarışı, uçurtma yapımı, kültürler kolajı yer aldı. Oh sen de evinde otur amık köylüsü. <laughs> Başkanım bize de bir... Sus lan sus! Otur! Mahmud! Hadi gidelim. Festival zamanı. Şimdi şöyle bir mevzu var. Eee... Bunu da Twitter'da bir arkadaş yazmış. Demiş ki bu festi festival bu program demiş. Ee, devlet para ödemeyecek bunun için demiş. Burada zaten ona benzer bir şey yazmışlar mülteciler için maddi yardım programı fonu. Sanırım Avrupa Birliği'nden para alınıyor ya öyle bir şey böyle bir fon varmış. E, haberde de yazdı yazan fon. Bu parayla bu etkinlik düzenlenecekmiş. E, bu parayla yapılacakmış. Oy devlet buraya herhangi bir para ödemeyecek yazmışlar. Bu şekilde de Suriyeli öğrencilere bir şey yapılacakmış. Festival. Şenlik. Şey için. Entegrasyon için arkadaşlar. Suriyeli festivalini AB finanse ediyormuş sanırım. Başka yere o parayı harcamıyormuşsun. Pik desmini yapıyormuş. Böyle bir şey duyduk. Doğru mu? İşte benzerini ben de duydum. Bu şey mevzusu için. Başka bir yere harcıyor biliyor musun, harcayamıyor musun bilmiyorum ama e, Böyle bir mevzu varmış bunu da Soncu agalar yapıyorlarmış Yani bu yapılsın diye fon veriyorlar Bu öğrenciler entegre olsun gitsinler orada tatil yapsınlar diye 4.5 milyon lira fon veriliyormuş Ben bugün stajda e, Hatay durum 35 lira diye yiyemedim çünkü yar yesem yarın yemeyeceğim. nasıl e katıl oldum diyen yani arkadaşlar varsa maaşımla oldum. Maaşımda annemin borcu vardı. Ya annemi verdim hayatımı sikeyim demiş. Allah yardımcın olsun abi. Alon fiyatı 1K üstü oldu Kapadokya'da. Onlar entegre olacak diye ben yine yolunuyorum. Şeyler gider oraya da. Oraya genelde Asyalı arkadaşlar geliyor. Hazır konuyla alakalı halk eğitim merkezlerinde Suriyeliler için kurslar var. Haftanın iki güne gidip aylık 3 bin 5 bin lira civarı maaş alıyorlar. Üstüne de sertifika alıyorlar. Ciddi misin sen ya? Ulan oha bunu bilmiyordum. Bunu bir not alıp araştıralım dur. Suriyeli sertifika maaş. Not aldım. Bakalım ona yayından sonra. Enes Yaraş ülkecek Luna Park personeli döndük. Biz ağrı herkes eğleniyor eğleniyor. Biksime yerli ve milli fon demiş. Teşekkür ederim Enes. Başta acısın. Ben bakarım yayından sonra. Konuşuruz inşallah bir sonraki yayında. 30 bin öğretmenin 2 yıllık maaşı demiş. Buraya harcanacak para. Geçiyorum. Ha şunu söyleyeyim son bahsettiğim kısım vardı ya bu bir fon vesaire haberde işte MEP para ödemeyecek devlet para ödemeyecek diye bir şey yok. Bunu dediğim gibi orada bir bu işte sanırım çalışan birisi yazmış ee, oradan belirttim haberiniz olsun onu da söylemiş olayım. Yani resmi bir açıklama vesaire değil. Sonra yalan söylüyorum falan demeyin bana. burada bir şenlik daha var. Bu da sizin için arkadaşlar. Sedat Günteş, ee, Samet Zorbilmez, bilmez, Dorsi Berkay, BH, Tuğyamsu, Yunus Emre Bayana, Bedevi Foxi, Berat Çevik, Batın Berkay, Poya, Kutay Yılmaz Kösoğlu, Mehmet Ali Gökçe, Mıtnıs, Tokompo, Champion, olarak aramızda katılmışlar. Çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar desteğiniz için. Eyvallah, sağ olasınız. Arkadaşlar Sakarya Üniversitesi bir ilke imza atıyor. Ben bu etkinliğin, bu festivalin, Savu Fest, Sakarya Üniversitesi festivali... E, ...Türkiye'de son yıllarda yapılmış en iyi festival olduğunu düşünüyorum. Müthiş bir katılım olacağını düşünüyorum. Çok değerli konuklar var. Niye güldüğünüzü bilmiyorum. Ben çok ciddiyim şu an. Siz de eğer Sakarya Üniversitesi'ndeyseniz gidip eğlenebilirsiniz. Yani şeydekini Eskişehir'dekini yasakladılar ama burada festival devam ediyor. Haberiniz olsun. Konukları açıklıyorum. 12 Mayıs 2022 Necmettin Bilal Erdoğan. Daha ne olsun. Bu bile tek başına yeter aslında da. Daha var. Daha bitmedi bu. Festivalin birinci katılımcısı. İkinci katılımcısı Sayıfest. Fest, söyleşi imza. İbrahim Kalın. Cumhurbaşkanımızın sözcüsü biliyorsunuz. İbrahim Bey 15 Mayıs'ta saat 18'de konferans çadırındaymış yeride. Ondan sonra yeter mi yetmez 9 Mayıs bunu kaçırmışsınız bu bir iki gün önceymiş. TBMM Başkanımız Mustafa Şentop açılışı yapan isim. Bunu kaçırmışsınız ama buna şu an gidemezsiniz. Böyle katılımcı agaların olduğu bir şey. <laughs> Festival. Allah yapanlar razı olsun. Keşke zamanında gidemedik. Keşke şeyimiz olsaydı da gitseydik. İmkanımız. Nasıl kaçırdık. <laughs> Okulun yollar kapandı. Yarına hazırlık yapıyorlar. Birer Erdoğan için fotoğraflarını atarım. Vatabat. At. Gidip dinlemeyi çok isterdim. Bilal Erdoğan şey falan deseydi. Ula. Şey alamıyor herkes. PlayStation alamıyor ama bu çok normal. Biraz pahalı ülkemizde. Geçen sene öyle bir açıklama yapmıştı ya. Geçtim. Şimdi buradan devam edelim. Türk gencinin değerine baktık. Başınız TT olmuş. Fazla sayın babası vefat etmiş. Sanırım o yüzden trend oldu bu. Ama biraz üstte başka haberler çıkmış. Allah rahmet eylesin. Evet. Babamı tamam, kaybettik üzüntüm. Sonsuz Ahmet Say Türkiye'nin en değerli aydınlarından biriydi. Tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağ olsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı. Ve çok özel bir baba oğlu ilişkisidir. Son ana kadar demiş. Allah rahmet eylesin diyoruz. Ölüm var arkadaşlar. Yok gibi yaşamayın. Leonardo da Pinchin 50 nok göndermiş. Günlük Norveç fonu demiş. Teşekkür ederim Norveç. Ee, diğer Birleşmiş Milletler ülkelerini de sahneye davet ediyoruz. Molekül <laughs> 50 lira gönderip bazı özel ülkelerin, üniversitelerin pardon. Yabancı öğrencilere daha ucuz tarife uyguladığını biliyor muydun? Yani tür, Türko elin Suriyelisinden daha pahalı okula gidiyor. Bu diğer ülkelerde tam tersi değil mi ya? Kendi vatandaşına daha ucuz olmuyor mu normalde? Ulan yakında bunlar müzeleri de bu şekilde yapmasınlar ya. Valla ondan korkuyorum biraz. Müzelerde mesela Türk vatandaşına daha ucuz olur. Yani çoğu ülkede böyle. Kendi vatandaşına daha ucuz olur. E, yabancı vatandaşlara daha pahalı olur. Yakında bunun gazına gelip kendi vatandaşına daha pahalı, yabancılara daha ucuz <laughs> böyle bir şey yapmasınlar. Çok yakında. Ece demiş ki İngiltere'deyim yurt dışından gelenlere daha ucuz. Ha okey bu genel uygulanan bir şey yani. Teşekkür ederim bilgi için Ece. Nasıl gittin İngiltere'ye? Müzelerde yerli öğrencilere daha ucuz yabancı öğrencilere daha pahalı. Zaten normal o abi. Eren'i de kaybetmişiz Bahadır. Tweet'e baksana bakayım. Aa. <laughs> yani yakıştıramadım Eren'aktan. O yüzden sana cevap vereceğim. Hem de arşivle. Nerde lan benim arşivim? Burada. Nerede o video? Videoyu arıyorum. Burada. Aa bu ne? Yeterince video çevirdin diyor. O kadar fazla çağrı kesiti atıyorum ki Twitter'a artık çevir şey MP4 çevirme siteleri hata veriyor anasını satayım. İlber Hoca. Yok buna çağrıyla cevap verilir Arapça oğlum ne İlber hocası. <laughs> Radikal hareketler. Çok çağrı oldu bu sıra. Çünkü filmin bütün sahneleri bende var abi. Kesit halinde. Hayır olmaz. <laughs> çok eğleniyorum. Çok iyi film bu arada ya. Keşke ikisi falan çekilse. <laughs> yani ikisi çekilse derken şey hani tekrardan bugünkü teknolojiyle şunla bunla vesaire tekrardan çekseler ama Anthony Quinn çok iyi oynamış. Yani onun gibi oynayan birini bulabilirler mi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kadir korkusuz bir yürü göndermiş eyvallah abi çok sağ ol. <laughs> Hayır oğlum ikisi çekilsin derken hani anladın işte bugünkü haliyle bugün şeyle e, teknolojiyle kıyafetlerle kostümle şunda bunda tekrar çekeceğiz Zaten restore ediyorlar. Baya işte ne zaman bu yıl falan çıkacak herhalde restore hali 4K çıkartacaklarmış. Berkay Günönü eyvallah abi teşekkür ederim desin için. Utkuşen 5 euro gönderip seviliyorsun İyi yayınlar demiş çok sağ ol canımsın. Öpüyorum seni. Bizim üniversitede bir çocuk var. Filistin'den gelmiş. Çocuğun neyi iyi derecede Türkçesini de var. Sınav kağıdına yarı Türkçe yarı Arapça yazdığı için tüm derslerden kalıyor. Eee... Pocohontas demiş ki ben Londra'da King College öğrencisi olarak bir İngiliz vatandaşından iki kat daha fazla para ödüyorum. Ece nerede okuyorsa bilmek isterim demiş. Aa yalancı Ece. Bak adam King's College'da okuyormuş. Daha nerede okusun? Diyor ki İngiliz vatandaşından iki kat daha fazla para ödüyorum demiş. <laughs> Yalanlar açığa çıktı. Yoksa Ece mülteci mi? Şey mi? Sığınmacı mı? Hemen gerçekler ortaya dökülsün. Kahvem bitti ya. Kral Koleji. <laughs> Mustafa Uğurlu demiş ki Türkiye'den ev almayı düşünüyordum yatırım amaçlı. Bir baktım aynı fiyata Jersey'de müstakil ev alıyorum. Yeni eve bekliyorum uçak bir vardır uçak biletim benden de bir şey valla abi. <laughs> Parçalı araçça sinirden araba teybini yumruk diyorum. yayınlar demiş. Abi muhtemelen pahalıdır. Şimdi dolarla beraber onlar da artıyordur. Hiç başına dert alma. Boş anasını. Elini falan yumruk at diyeceğim duvara. Eline bir zarar gelse hastaneden şey bulamazsın. Randevu bulamazsın. O da sıkıntılı. Dişini ısır desem dişte randevu bulmak el için bulmaktan daha zor. En iyisi sen otur beni izle. Sıfır kayıp. Arada bir reklam, reklam çıkar. Video like'a like'a basarsın. Bu kadar. Ne alaka? <laughs> Metropolitan'da okuyorum. Gülü şaka yapıyoruz canım. Üniversite araştırmaya baktığımda hep yurt dışından gelenlere 2K daha ucuzu demiş. Ece. Karşı öyle olmadı. Kanıtlandı. Sus. Güneş kremleri niye bu kadar pahalı? Ne kadar ki? bir tane güneş kremi almaya Ama şey yoğurt olandan değil böyle. Düzgün bir güneş kremi almaya kalksam ben. <laughs> 135 lira. 150 mililitresi. Yani. 200 lira. 135 lira. 470. O nasıl güneş kremi lan? İyileri 300-400 lira. Ha. Bilmiyorum abi. Tatile gidebiliyoruz sanki bırakın da yanalım ama. <laughs> yoğurt sürün yoğurt daha pahalıya denk geliyor değil mi?